İki kere araştırma önergesi genel kurula indirdik. Bir Haziran ayında, biri Ekim ayındaydı, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu iki araştırma önergesinde Sadat'la ilgili çeşitli iddiaları ortaya koyduk ve bunun araştırılması gerektiğini söyledik. Fakat her iki önergede AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Onlar araştırılmasını istemediler. O zaman diğer muhalefet araştırılması doğrultusunda bir tutum almıştı. Çünkü İzmir'de bizim il örgütümüze yapılan ve Deniz Boyraz arkadaşımızın katledilmesiyle sonuçlanan saldırıda bir dava açıldı ve o davada davanın iddianamesinde bu katilin, tetikçinin Sadat'la ilişkili olabileceğine dair cümleler de vardı. Biz zaten bunu düşünüyorduk fakat iddianamede de ortaya çıkınca bu meselenin araştırılması gerektiğine dair dediğim gibi iki kere önerge indirdik, reddedildi. Sadat çok ciddi bir sorun. Yani hem Sadat'ın vermiş olduğu eğitim paketine baktığımız zaman ve kimlere verdiğini düşündüğümüz zaman, üstelik de bunu sadece Türkiye sınırları içinde değil, Türkiye dışında da eğitim meselesini sürdürdüklerini ve oralara da insan gönderdiklerini gördükçe Sadat'ın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gördük. Paramiliter yapı yaratmaya çalışan bir kuruluştur. Şirket gibi kurulmuştur ama esas itibariyle yaptıkları işler bir tür kontrgerilla faaliyetinin sivil ayağını inşa etmektir. Dolayısıyla son derece ciddi bir sorun. Muhalefetin bu konuyla daha fazla ilgilenmesi gerçekten önemli. Yani hem şu ana kadar yaptıkları, dedim ya, sadece Türkiye sınırları içinde değil, Türkiye sınırları dışında da, yani işte Suriye'de, Libya'da ve başka uluslararası alanda tetikçilerin ve örgütlerin insan yetiştirici odağı olma durumundalar. Zaten kendileri de söylüyorlar. Yani verdikleri eğitimin ne olduğuna baktığınız zaman, yani aslında katil yetiştiriyor burada. Kim alıyor peki bu eğitimi? Yani sivil insanlar alıyorlar bu eğitimi. Peki bu eğitimi aldıkları zaman nerede kullanılıyor bu insanlar? Yani çeteler oluşturuluyor. Ya tek tek kullanıyorlar ya da çeteler oluşturarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bir paramiliter yapının köşe taşları olduğu çok açık bir konu. O yüzden de bu meselenin araştırılması lazım. Hele hele seçimlere giderken hem seçim güvenliği ve sandık güvenliği açısından da, ama sadece seçimlere bakmamak gerekiyor. İşte Türkiye'nin uluslararası alandaki faaliyetlerine baktığımızda, şimdi Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik yapacakları operasyon ya da yapacaklarını söyledikleri operasyona baktığımızda, Irak-Kürdistan Federal Bölgesi'nde yaptıkları saldırılara ve operasyona baktığımızda, askeri operasyona, bütün bunların hepsini izlerini görmek mümkün. Dolayısıyla bu konunun gerçekten araştırılması gerekiyor. Yani iktidar benim alakam yok diyerek üstünden atlayamaz konunun. Çünkü yakın ilişkileri olduğunu Sadat'ın kurucuları da söylüyorlar. Ayrıca Sadat'ın şu andaki başkanı da bunu söylüyor. O yüzden meselenin iktidarla bir ilişkisi olduğu, bir alakası olduğu çok açık ortada. Akademilerde kendilerinin sınavlara katıldığı, ders verdikleri vesaireye dair de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yani sonuç olarak böyle bir şirket kurulmuş, bu şirket katil yetiştirme eğitimi veriyor, kontrgerilla faaliyeti yapma eğitimi veriyor. Kendileri anlattıklarından zaten görünüyor bu. Kendi sitelerine baktığınız zaman hangi tür eğitimler verdiğini, bunların hepsini, işte bombalama, suikast vesaire gibi kontrgerilla faaliyetinin eğitimlerini veriyorlar. Yani iktidarla bir ilişkisi olmasa, iktidar buna göz yummasa, iktidar bunu desteklemese böyle bir şirketin kurulup bu tür faaliyetleri sürdürmesi, bu tür eğitimleri vermesi mümkün değil. Yani ben yarın gitsem böyle bir şirket kurup böyle bir eğitim vereceğim desem, ertesi gün kapıma polis gelir. Dolayısıyla ancak iktidarın göz yumması, desteklemesi durumunda bu tür şeyler yapılabilir ve o yüzden de iktidar ne kadar derse desin benimle alakası yok diye, çok açık, kendileriyle alakası var. İktidar, AKP-MHP kamuoyu araştırmalarında oy kaybetmeye devam ediyor. Çok hızlı bir iniş olmasa da istikrarlı bir oy kaybı sürüyor. En azından kaybettiklerini de geri alamadıklarını görüyorlar. Peki o zaman nasıl bir ortamda seçime gitmek istiyorlar? Çeşitli yolları var bunun. Bir kere biz bunu 2015 Haziran-Kasım arasındaki dönemde gördük. Türkiye'de büyük bir terör dalgası estirdiler. İnsanlarda korku yarattılar ve oylarını arttırarak
bir sonuç aldılar. Şimdi aynı şeyi bir kere daha yapmak mı acaba, yoksa bu sefer ülke bekası diye tarif ettikleri, yani ülkenin varlığı tehlikede diye tarif ettikleri bir şey üzerinden mi bunu yapmak? İki senaryoda var belli ki. Bunun ikincisi aslında sınır ötesi operasyonlar ve harekatlar yaparak, orada bir askeri operasyon, askeri harekatlar yaparak, orada bir saldırı ortamı yaratarak bunu gerçekleştirmeyi de düşünüyorlar. Bir senaryoları bu. Ne olacak? Ülke tehlikede. Dolayısıyla biz askeri operasyon yapıyoruz. Bir milliyetçi dalga estirecekler. İnsanlar ölüyor, cenazeler gelmeye başlayacak. Başladı zaten bu tür şeyler. Bunlar üzerinden bir tabutlarla sandığa gitme meselesini örgütleyebilirler. Şimdi bu senaryoların hepsi gündemde. Yani neden bunlara ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü şu anda ülkedeki ekonomik ve sosyal duruma baktığımızda ekonomiyi çökertmiş vaziyetteler. Çok büyük bir enkaz yaratılmış vaziyette ekonomi açısından baktığımızda ve ekonomiyi toplamakta çok büyük zorluk çekiyorlar. Bu nedenle zaten oy kaybı devam ediyor kendilerinde. O zaman insanların masasındaki ekmeği düşünmesin, insan işini aşını düşünmesin, neyi düşünsün? İşte ülke tehlikede, biz beka sorunu var, bunu bertaraf etmek için mecburen savaşmak durumundayız. Havasını yaratmaya çalışıyorlar ki gerçek sorunlarla uğraşmasın kimse, böyle bir hezeyan dalgası estirsinler ve o dalgaya da seçimlere gitsinler. Bu senaryoların hepsi dediğim gibi gündemde, bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bütünlüklü bir şekilde her şeyi ele almak gerekiyor. Yani bir taraftan bu tür savaş siyasetleri karşısında da tutum alınması gerekiyor. Öte taraftan da işte yolsuzluk, ekonomik, sosyal kriz, bunlar konusunda da tutum almak gerekiyor. Fakat muhalefetin bu konuda eksikleri var evet. Daha önce de biz bunu konuşmuştuk, tartışmıştık. Yani örneğin Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine, topraklarına dönük yapılan saldırılara baktığımızda muhalefet bu konuda maalesef gereken tepkileri göstermedi. Şimdi Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik hazırlıklarda ne tepki göstereceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama şu çok belli, bu iktidar dış politikada çok büyük yanlışlar yaptı. Fakat sonra o yanlışlardan dönmeye çalıştığını gösterdi. Mesela işte Suudi Arabistan, şimdi paraya ihtiyacı var. Suudi Arabistan'la birdenbire yine kardeş oldular. Kucaklaştılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ni şerefsiz ve hain ilan ettiler. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'yle kucaklaştılar. Yani dost kardeş oldular. Şimdi bakın, bugün yine bugünlerde Yunanistan'a yönelik olmayacak diplomaside gerçekten bir ülkenin cumhurbaşkanının asla söylememesi gereken türden lafları söylüyor. Neden? İşte milliyetçi bir hava yaratmak için. Yani Yunanistan bize düşmanlık yapıyor, biz de onu tanımıyoruz havası yaratmak için falan. Yani bu tür adımların aslında ne kadar büyük yanlışlara yol açtığını hala anlamamış görüyorlar, görünüyorlar ve buna devam ediyorlar. Nereye gelmek istiyorum? Aslında bütün bu yaptıklarının bir seçim hazırlığı olduğunu, bunun ülkenin bekasıyla ve toplumun bekasıyla alakası olmadığını biz her seferinde söylüyoruz. Öyle bir sorun yok Türkiye'nin şu anda. Ama iktidarın bir beka sorunu var. İktidarın bir var olma sorunu var. Var olabilmek ve iktidarını sürdürebilmek için bu politikaları uyguluyorlar. Dış politikadaki saldırgan tutumlarını. Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir. Ama bizim tutumumuz nettir. Biz hem ekonomik, sosyal alanda yaşanan krize, çoklu krize karşı eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Hem de bu dış politikanın yanlışlığını askeri operasyonlarla, harekatlarla, bu saldırgan politikalarla aslında herhangi bir sonuç alınamayacağını anlatıyoruz. Çünkü yani baktığımızda kime yönelik yapılıyor bu işler şimdi? Esas itibariyle hem Irak-Kürdistan'da hem Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava'da Kürt halkına yönelik yapılıyor. Sonuçta yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini bile Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt halkı üzerinden tartışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu aslında çok açık bir şekilde toplumun gözünü boyamak için yapılıyor. Aslında işin öyle olmadığını bizler hepimiz biliyoruz ama bu Kürt düşmanlığından vazgeçmiyorlar. Şimdi
bu tutumun diğer muhalefet tarafından deşifre edilmemesi bize değil diğer muhalefete kaybettirecektir sonuç itibariyle. Biz bunu söylüyoruz. Umarız onda farkına varırlar bu mesele. Sonuç olarak seçim sandığını halkın önünden kaçırması demek aslında ben kaybettim o nedenle seçimi yapmıyorum demek anlamına gelir. Bekçesi ne olmuş olur? Ve toplumun çok büyük çoğunluğunda buna inandıramaz. Yani işte Türkiye savaş durumuna girdi, biz onun için seçim yapamıyoruz derse toplumda önemli bir kesim aslında bunun ne anlama geldiğini bilir ve büyük meşruiyet kaybı ortaya çıkar. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin bile bir kısmının en azından bu yalana kolay kolay kanmayacağını umuyorum. Yani halkın önünden sandığı kaçırmakla iktidarlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Yapabilir, hani ben yapmaz demiyorum, yapabilir. Ama bu çok büyük bir yanlış olur ve bunun bedeli çok ağır olur.